Merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Galatasaray Onyekuru ile anlaştı. Birkaç gün önce de Mesut Özil Fenerbahçe ile anlaşmıştı. Devre arasında güzel keyifli transferler gelmeye devam ediyor. Biliyorsunuz Mesut Özil'in gelme şerefine bir frikik antrenmanı yapmıştım ve güzel izlenmişti. Bugün de Onyekuru'yu hem Galatasaray içerisindeki oyuncularla kıyaslayacağım hem de Türkiye Ligi genelindeki oyuncularla kıyaslayacağım ama bunu PES'le yapacağız. Mesut Özil frikik antrenmanını da zaten PES'te yapmıştık. Oyuna biz PES gözüyle bakıyoruz. Peki bugün Onyekuru'yu neyle test edeceğiz? Birincisi, hız olarak Galatasaray içerisinde sizce ne kadar hızlı kalacak? Yani Galatasaray'ın en hızlısı Onyekuru mu olacak yoksa PES'te çok daha hızlı Galatasaraylı oyuncu var mı, bunu kontrol edeceğiz. Bitiricilikte takımın neresinde kalacak, bunu kontrol edeceğiz. Top sürmesinde takımın neresinde kalacak, bunu kontrol edeceğiz. Bir de en sonunda Türkiye genelindeki oyuncuları kıyaslayacağız PES'te ve oyunun en iyi, Türkiye Ligi'nin en hızlı oyuncusu Onyekuru mu, bunu kontrol edeceğiz ama bu arada şunu söyleyeyim, bu PES verileriyle alakalı. Eğer 1000 like'ı geçersek bunun kıyaslamasını Mesut Özil'le de ilgili yapacağız. Çok uzattık. Ekranda laps diyoruz ve Feguli'yi görüyoruz. İlk önce hız olarak bakacağız. İlk 5'e bakıyoruz. Top 5'e bakacağız. Geri kalanlara bakmıyoruz. Şimdi Feguli'ye baktığımızda 82 hız var ve takımın şu anda Oğulcan'ı listeye almadım ama Oğulcan'la birlikte 82 hıza ait sahip bir oyuncu ve 5. sırada listemize giren oyunculardan bir tanesi. Hemen yana kaydırdığımızda ikinci oyuncu, belki ekranda gördüğünüzde bilemeyebilirsiniz. Yani ekranda yüzünü iyi yapamamış maalesef PES. Bu oyuncu Şener. Sağ bek oyuncusu Şener Bayraktar. Bayraktardı galiba. Öyle hatırlıyorum. 83 hıza ait ve takımının şu anda Galatasaray'da 4. en hızlı oyuncusu olarak Şener'i görebiliyoruz. Bir kere daha ileri getirdiğimizde belki bunu da fazla bilemeyebilirsiniz. Sekidika bu. Sekidika Galatasaray'ın kadrosu içerisinde PES'teki verilere bakarak oyundaki Galatasaray'ın en hızlı 3. oyuncusu olarak bizim listemizde şu anda yer alıyor. Bir sonraki kaydırdığımızda bunu da büyük ihtimal bilemeyebilirsiniz. Cennet Mahallesi'ndeki, Saratçı. 87 hıza ait ve takımın en iyi ikinci hızlı oyuncusu. Neden ikinci diyorum? Çünkü birinci Onyekuru. Onyekuru bu arada hızlanmayı almışım, hızı almam gerekiyordu, yanlış almışım. Hızı baz alıyoruz. Hız anlamında şu anda 91, topla birlikte hızlı gitme anlamında 91 hızla takımının en hızlı oyuncusu Onyekuru oluyor. Bu değerlere baktığımızda Onyekuru ciddi anlamda ligin hızlı oyuncularından biri. İsterseniz diğer kıyaslamalara geçelim. İsterseniz gelin Galatasaray takımındaki bitiricilikleri kontrol edelim. Onyekuru bitiricilikte birazcık geride kalabilir çünkü forvet oyuncularının bitiricilikleri tabii ki daha iyi olacaktır. İlk 5'te gözleri biraz kapalı olsa da ki fotoğrafından, yüzünden muhakkak tanıyabileceğiniz oyunculardan bir tanesi Sofyan Feguli. Takımının sıralamasında bitiricilikte 5. sırada kendisi. Bitiriciliği 75. Bu arada bu oyuncuların bir seviye versiyonları olduğunu unutmayın. Çünkü My Club olarak bakmıyoruz bu olaya. Bu olaya biz normal seviye 1 olarak online klasman oynayanlar için değerlendiriyoruz. Bilginiz olsun. 5. sırada kendisini görüyoruz. Bir sonraki oyuncu bitiricilik anlamında Emre Akbaba, 76 bitiriciliğe sahip ve takımının şu anda bitiricilik anlamında 3. en iyi oyuncusu oluyor diyebilirim sizlere. Bitiricilik anlamında zaten çok Türkiye Ligi'nde çok aşırı bitiriciliği olan oyuncular yok. Bunun üzerinde 2 tane daha oyuncu var ve Onyekuru'yu kıyaslayacağız. Bunlardan bir tanesi Mbaye Diagne. Doğal olarak Santrfor'un bitiriciliği diğer oyunculardan daha fazla olması normaldir diye düşünüyorum. Ama normal olmayan bir şey var ki bitiricilik 82, Diagne ise Falcao'nun bitiriciliği 86 olmaz. Aralarında bitiricilik anlamında çok büyük bir fark var. Tamam, Falcao sakatlık anlamında sıkıntı yaşamış olabilir vesaire ama şimdi aralarında 4 kademe fark olmaz. Daha fazla fark olmalı bence seviye 1'inde bile. Falcao takımın en iyi bitiriciliğine sahip ve zaten kariyer anlamında da iyi bir kariyeri olan bir oyuncuydu. Ne kadar kumaş tutmasa da, dikiş tutmasa da. Onyekuru'yu kıyaslayalım. Onyekuru bitiricilik anlamında zaten sürekli sıkıntı yaşayan bir oyuncu. Maalesef Konami'de de bu şekilde. 67 bitiricilikte takımın en arkalarında kalan bitiriciliğe sahip oyuncularından biri. Şimdi 3. kıstasımız top sürme olacak. İlk 5'e bakacağız ve daha sonra da
Türkiye Ligi genelindeki hız tablosuna bakacağız. Acaba Onyekuru ne oluyor diye. Şimdi top sürme konusunda ilk 5'e baktığımızda Ryan Babel'i görüyoruz. Bu arada Emre Kılıç'la birlikte ikisi de 81. Ryan Babel'i aldım kadroya ilk 5'e. Ama Emre Kılıç'ın da 81 top sürmesi olduğunu bilelim Galatasaray'da. Babel bu listeye 5. sırada giriyor. 81 top sürmesi. Bu listenin bir üst kademesinde Arda Turan var. Sadece şuna dikkat etmek istiyorum. Arda'nın yüz hatlarını, sakal vesaire saç uyumunu inanılmaz iyi yapmışlar bu arada. Gerçekten Barcelona'da oynadığı için mi bu kadar özen gösterdiler bilmiyorum ama oyunda inanılmaz iyi yapılmış. Bunu siz de fark etmişsinizdir. Arda Turan top sürmede bir kademe üstte ve 82 top sürmesi var. Gelelim bir başka aynı 82 top sürmeye. Fotoğrafından zaten tanıyacaksınızdır. Younes Belhanda. Belhanda da takımın iyi top süren oyuncularından, teknik oyuncularından biri olarak zaten ekranlarda görüyorsunuz. Bunun bir üstü Feghouli. Feghouli'ye baktığımızda 85 top sürmesi var. Peki Onyekuru'nun kaç? Onyekuru'nun da 83. Yani takımda şu anda en iyi ikinci top süren adamını aldı Galatasaray PES verilerine göre. Takımının en hızlı oyuncusu oldu ve top sürmede de takımının Feghouli'den sonra en iyi ikinci oyuncusu olmayı başarıyor. Şimdi gelelim Türkiye Ligi'ndeki bütün takımları kapsayan hız konusuna. Hızlanma değil, hıza bakıyoruz. Bilginiz olsun. Biliyorsunuz ki hızlanma o hıza çıktığı süreyi gösteriyordu. Yani bir adamın hızı 90'sa, hızlanması 97 ise, bir adamın hızı 90, hızlanması 85 ise, ikisi hızlandığında hızlanması daha hızlı olan o mesafe, o süreye daha hızlı çıktı. O daha kısa bir sürede çıktığını gösteriyordu. Bunun videosunu atmıştım. Bu kardeşimiz Sivas Spor'dan Ninga. Kardeşimizin hızı 89 ve Türkiye Ligi'ndeki en hızlı 5 oyuncudan bir tanesi. Edin Visca'lar var. Ben mesela kimdi o? Bir tane Yeni Malatya'da bir tane oyuncu vardı. O çok hızlı diye düşünüyordum. Onun hızına falan baktım. 87 falan görünüyor. Bu oyuncu Ninga 89 hıza ait bir oyuncu. Bu arada Yeni Malatya'daki de kim bana yorumlara yazın lütfen. Şimdi aklıma takılır o benim. Onu yazın yorumlara muhakkak. İkinci oyuncuya geçeceğim. İkinci oyuncu da Fenerbahçeli. Belki tanımayabilirsiniz fotoğraftan. Nazım Sangare. Hız olarak 89 ben çok hızlı geldi bana. Bilmiyorum normalde de bu kadar hızlı mı? Bir seviyesi bile 89 görünüyor. Ve Türkiye Ligi genelinde gerçekten ilk 5'e giren hızlardan bir tanesi, hızlı oyunculardan bir tanesi. Daha sonra listede iki tane oyuncu var. Ve daha sonra Onyekuru'yla kıyaslayacağız. Bu kardeşimiz gördüğünüz oyuncu Enkudu. Çok fazla simasını yapamamışlar ama hız olarak 90 görünüyor ve Türkiye Ligi genelinde bu arada. En hızlı oyunculardan bir tanesi ligimizdeki, haberiniz olsun PES verilerine göre. Bir sonraki oyuncu da sarışın mavi gözlü Tyler Boyd. Bu da Beşiktaş formasıyla gördüğünüz 90 hızına ait bir oyuncu. Gelelim Onyekuru'ya. Onyekuru'nun hızını Galatasaray'da da göstermiştik. 91 şu anda Türkiye Ligi'ne gelen en hızlı oyuncu Onyekuru oldu. Bu tabii ki PES verilerine göre. Bugünkü aktaracaklarımız bu kadar. Bence keyifli bir videoydu. Benim bu böyle analizler falan çok hoşuma gidiyor, veriler. Yani şu anda online klasmanda Galatasaray'ı seçecekseniz Onyekuru'nun Türkiye Ligi'ndeki en hızlı oyuncu olduğunu hız anlamında görebilirsiniz. Topla hız, sürdüğü hız anlamında. Onun dışında top sürmede de Galatasaray'da ikinci sıradaydı. Ama bitiricilik falan hak getire zaten. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu tarz bilgilendirici ve analiz videolarının nelerini istersiniz yorumlara yazın. Dediğim gibi 1000 like'ı geçmemiz durumda Mesut Özil'in de yapacağım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.